Evet, merhabalar arkadaşlar. Dilovası Organize Sanayi'den herkese selamlar, saygılar. Şu anda arkadaşlar Dilovası yeni organize sanayideyim. Tepedeyim, yükümü yükledim. Şöyle evraklarımı bekliyorum. Arkadaşlar böyle güzel bir yere organize sanayi yapmışlar ki rampaları çıka 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 buraya gelmeye çalışıyorsun. Şöyle yükü yüklediğimiz yerde arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi parmaklıklardan doğru çekeyim. Rampaya yanaşmaya çalışıyor arkadaşımız. Ama tabii rampaya yanaşması bayağı bir zor burada. Manevra alanı dar. Adamlar şuraya alanı daraltmışlar. Önde aşağı yukarı görüldüğü gibi arkadaşlar duvardan o sarı demirlere kadar aşağı yukarı 5 metrelik daha bir boşluk var. O 5 metrelik boşluğu adamlar çim olarak yapmışlar. Fabrikanın önüne tırcı yanaşmaya uğraşıyor böyle. Yani en azından 5-10 manevrada buraya yanaşacak diye adam uğraşıyor. Bak yanaşamıyor hala da. Aynı zorluğu biz de çektik zaten ama buraya yanaşana kadar, kapakları açana kadar da iki çift elbise değiştirdik üstümüzden. Yağmur dolu falan yağıyordu o esnada. Arkadaşımız bak makaslıyor olmuyor. İleri geliyor olmuyor. Görüldüğü gibi. Şöyle sıkıntı büyük. Yanaşamıyor yani zor durumda. Yine ileri çıktı. Diğer arkadaş da onu bekliyor ki o yanaşsın da ben de yanaşayım diye. Yani arkadaşlar sıkıntı sıkıntı. Adam 4-5 metrelik şeyi bırakmış alanı şey olarak. Hani parmaklıkların arkasından çekiyorum arkadaşlar. Adam yanaşamıyor. Görüldüğü gibi. Evet. Yine olmayacak, gene olmayacak. Öyle yapıyor olmuyor, böyle yapıyor olmuyor adam. Tabii. Makas da atar diye ama atamayacak. Güvenlikçi kız da en sonunda. Öyle yanamaz, öyle yanaşamazsın diye. Allah Rabbi, Allah Rabbi. Aburi az daha geniş yapsaydın ya adam acayip. Demirlerim burada mı kalmış? Alayım geleyim de. Benim demirler de orada kalmış arkadaş. Demirlerimi atmamışlar arabaya. Şöyle abimizi çekelim de. Şöyle parmaklıklardan. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Makaslıyor. Bir ileri manevra daha yapacak tabii. Arkadaşlar tam makasladı gördüğünüz gibi. Abim. Bir ileri yapacak. Güvenlikçi kardeşimiz demese demirleri de bırakıp gidiyordu biraz daha. Diğer abimiz bakalım nasıl yanaşacak. Onu da çekeceğim ben size güvenlikçi kardeşimiz kızmasa. Evet, yanaşacak. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Az daha bir şey daha uğraşırsa olacak. Aynı şekilde ben yanaşırken arkadaşlar bana muavinlik yapan da yoktu. Buna gene muavinlik yapan var. Yanaşana kadar ben hal başımdan gitti. Alan dar olduğu için arkadaşlar. Güvenlik. Geleyim alacağım. Evet arkadaşlar öteki araba yanaşmadan şu demirlerimi ben alayım. Onu da çekeyim demirleri almışken. Ha kapı kapalı. He?
Evet, diğer arkadaş ada yanaşıyor. Geçenin ilk yanaşma şeklini ben çekemedim. Kapıdan içeri giremedim arkadaşlar. Kapıdan içeri girebilseydim iyi olacaktı ama. Manevra manevra yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de cezaevinde gibi parmaklıklardan doğru çekmeye çalışıyorum arkadaşlar arabayı. Güvenlikçi kardeşim artık profesör olmaya başladı. Şurada öyle gel böyle yap. Diğer Mercedesçi bayağı bir zor girdi. Bu abim bunlar devamlı buraya çalıştıkları için biraz daha ilmini biliyor. Aslan Türk Lojistik. Ben de bugün bunları işi bunlardan aldık. Aynı firmanın arabası, lojistiğin arabası. Bizim işimiz de bunlardan alınma bugün. Güvenlikçi, evet. Görüldüğünüz üzere arkadaşlar, adam yine geldi şöyle arka tarafa, rampaya uğraşıyor yani. Adam uğraşıyor yani. O bile uğraşıyor, biz uğraşıyoruz. Bize çok görmesinler. Almadı. Almadı. O da çap yanaştı. O da olmadı. O da olmadı. Şimdi az önce giremeyen şoför abim şimdi bunu beğenmiş. Oradan hareket yapıyor, giremedi diye. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar giremedi. Şimdi bir manevra daha yapacak. Tek manevra da girmeye çalışıyor burada. Şöyle. Aynı şekilde. Demin biz uğraştık işte. Böyle benim muavinim de yoğurdu. En azından bunların muavini var. Evet arkadaşlar. Tam makasladı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Dorsa benden tarafa. Kafa başka bir tarafa gitti. Abimiz bu defa olacak. Heh, heh. İleri. Evet, bu sefer tek manevrada girdi neredeyse. Bakalım. Rampaya düzgün bir şekilde yanaşabilirse inşallah. Ha, şöyle. Alan dar olduğu için arkadaşlar, araba ileri geri yapıp makaslayıp kendini düzeltene kadar hal başından gidiyor insanın. Ama devamlı çalışan insan buranın ilmini öğrendiği için tek 2-3 manevrada girebilir. Bunlar da devamlı çalışıyorlar aslında ama abim ne yapacaksın? Bu sefer tek manevrada adam. Biz de demirlerimizi alalım arkadaşlar. Şimdi kapımızı açarsalar. Kapımızı açtıktan sonra demirleri alacağız. Şöyle çektik. Abim girdi. Bunu da çekmiş olduk arkadaşlar. Yanlarından çekmeyi isterdim ama kapıyı kapalı. Güvenlik kapıyı kapatmış. İçeride giremedik. Bundan sonra da çağırıyor var. Gel demirlerini al diye. Bunu da çekmiş olduk oradan. Şimdi birbirleriyle konferans yapıyorlar arkadaşlar. Giremeyenler. Bura olmasa, bura olmasa, şu ön taraf olmasa. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar. Herkes birbirine kafa atılıyor. Bura olmasıydı, bura olmasıydı falan filan. Ben şimdi arkadaşlar şu demirlerimi alayım. Sırada bekleyen arabalar da var. Biz de evrak bekliyoruz bu arada. Güvenlikçi de demirlerimiz bize hatırlattı Allah'tan. Yoksa mahvolduydik. Demirler bizim can damarımız. Benim babalara takıyorum onu. Şöyle abilerim. Görüyorsunuz burayı. Ne bileyim dağın tepesi.
İstanbul'da da böyle bir yer, Gebze'de böyle bir yer var mı derler ama bizim köy gibi bir yer işte. Bizim köye gelmiş herif lojistik kurmuş. Derler ki köye böyle bir şey olur mu? Bizim köye olur işte. Şöyle. Bizim aracımız da burada arkadaşlar. Yerliler de var. Biz kapıyı açarsa şimdi içeri gireceğiz. Demirlerimizi alacağız. Demirim de demirim. Başka da bir şey demiyorum yani. Evet. Renault'un da yeni trenini de adam çekmiş buraya. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sizlere manevra yaparak tırın girme şeklini göstermeye çalıştım. Dışarı çıktıktan sonra biz kapı kapandı. O yüzden dışarıdan çekmek zorunda kaldık. Parmaklıklardan. Az da olsa göstermiş bulunduk arkadaşlar. İki tane tırın nasıl girip yanaştığını rampaya. Evet arkadaşlar. Herkese buradan hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Baş baş diyorum.